Selamlar. Bugün başka bir makale okumasıyla ve çevirisiyle karşınızdayım. Bir dili öğrenirken ya da öğrenmiş olduğunuz dili aktif tutmaya çalışırken günlük okumaları yapmanın ne kadar önemli olduğundan her zaman bahsediyoruz. Makale okumak da bunu yapmanın zevkli bir yolu aslında. Uzun bir kitabı takip etmek istemeyenler, öykü kitabı takip etmek istemeyenler günlük İstediği bir konuyla ilgili bir makale açıp okumasını yapabilir. Öğrenmediği kelimeleri not ederek yine onları da kullanmaya başlayabilir. Bugünkü konumuz mazeretlerle ilgili. How to stop making excuses. Mazeret üretmeye nasıl durdurabiliriz? Başlayalım. The first step towards improving your life and getting rid of the awful habit of making excuses all the time is by acknowledging that you are in fact doing this to yourself. Evet, uzun bir cümle. Kısım kısım ilerleyelim. The first step towards improving your life. Evet, improve, geliştirmek. Hayatınızı geliştirmenin ilk adımı ve getting rid of the awful habit of making excuses. Get rid of, kurtulmak demek. Habit, alışkanlık. Mazeret üretme alışkanlığını, yani bu kötü alışkanlıktan kurtulmanın yine ilk adımı all the time. Yani her zaman bu ilk adım şudur diyor. Is by acknowledging that you are. Acknowledge, kabul etmek. Accept de aynı şey. Yolu şudur. By acknowledging that you are in fact doing this to yourself. Evet. Bunu aslında kendine yapıyorsun. Bunun farkına varmaktır diyor. İlerleyelim. Once you are aware of this and you accept it as a negative influence over your life, then it's time to make some changes. Evet. Bunun farkındaysan ve you accept it as a negative influence over your life. Influence, etkiydi. Hayatının üzerine negatif bir etkisi olduğunu kabul ediyorsan eğer, o zaman it's time to make some exchanges. Evet, bazı değişiklikler yapmanın zamanı gelmiş demektir. Driven by the reasons why we make excuses, we need to find the proper ways to stop doing that. Evet, neden mazeret üretiyoruz? Bunun sebepleriyle ilgili tetiklendikten sonra we need to find the proper ways. Yani bunu durdurmanın yollarını, gerçek yollarını bulmaya çalışmamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Therefore, böylece bu yüzden, if you are stuck in your comfort zone, the reasonable step to would be to try and get out of it. Yes. If you are stuck in your comfort zone, eğer konfor alanına tıkılmış, yani tıkanmış bir durumdaysan, konfor alanında sıkışmış bir durumdaysan, the reasonable step would be, yani en makul adım şu olabilir. Neymiş? To try and get out of it. Evet, denemeye çalışmak ve ondan çıkmaya çalışmak diyor. Yani konfor alanından çıkmaya çabalamak en önemli adımlardan bir tanesidir. Of course, this is not as easy as it sounds, but it is not impossible. Tabii ki de o duyduğumuz kadar, kulağa geldiği kadar kolay bir şey değil. Ancak imkansız da değil. İlk adım, konfor alanından çıkmaya çalışmak. Let's go over some things that you need to practice if you truly want to stop making with the excuses. Evet, eğer mazeretleri bırakmak istiyorsanız bazı adımlara bakacağız şimdi. Tek tek inceleyelim. Bunu konu kararlı olmak lazım önce. Ben mazeret üretmek istemiyorum artık diyorsanız adımlarla ilerleyelim. Evet. Bir, embrace fear and failure. Evet, korku ve başarısızlığı kucakla, yani kabul et. That's something that's bound to happen sooner or later. Bu, yani sooner or later, yani yakın zamanda olabilecek bir şeydir. Er geç olacak bir şeydir yani. Korku ve başarısızlıkla karşılaşmak. So, bu yüzden instead of constantly being alert about it, instead of yerine demek, sürekli bu konuda alarmlı olmak yerine
make sure that when it happens, you are ready to get up and try again. Yani bunu yaşadığında tekrardan kalkıp deneyeceğine emin ol. Bu konuda kararlı ol. Çünkü başarısızlık ve korkuyla her an karşılaşabiliriz. Evet. Sürekli bu konuda alarmda olmak yerine yani ne yapacağına odaklan aslında. Don't overthink. Evet, üzerine çok fazla düşünme. It's the first mistake that we do when we are confronted with a decision. Evet, yeni bir kararla konfront karşılaşmak demek. Karşılaştığımızda yaptığımız ilk hata budur diyor. Çok fazla düşünmek üzerine. Bu yüzden we tend to overthink things until we give up and make an excuse instead. Tend to meyilli olmak demek. Bir şeyler üzerine fazla düşünmeye meyilliyizdir diyor. Ne zamana kadar? We give up, pes edip mazeret üretene kadar. Take a risk and trust your gut feelings. Risk al ve böyle içten duygularına güven. Gut feelings. İçten coşkulu duygularına güven. İçe bakalım. Don't compare yourself to others. Bu hayatımızın birçok döneminde yapmamız gereken bir şey zaten. Kendini başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeç. Yani bunu yapma. You are your own person and you should embrace that. Evet, herkesin kendi kişiliği vardır. Yani herkes kendisidir aslında ve bunu kabul etmek zorundadır. Buna kucaklamalıdır diyor. People can say whatever they want, but as long as you are content with yourself, you won't be needing any excuses. İnsanlar her ne isterlerse söyleyebilirler. But as long as you are content with yourself. Content mutlu olmak. As long as sürece, sen kendinle mutlu olduğun sürece you won't be needing any excuses. Hiçbir mazerete ihtiyaç duymayacaksın. Devam edelim. Change your habits. Alışkanlıklarını değiştir. Your habits dictate the course of your life. Evet. Alışkanlıkların hayatını ifade eder aslında. The better they are, the less you will be using excuses in your life. Ya yani alışkanlıklar ne kadar iyiyse o kadar az mazeret kullanırsın hayatında. Once you start changing your life, you will see a massive difference and you will feel much better. Evet, hayatını değiştirmeye bir karar verirsen diyor. Ne kadar büyük bir değişiklik yaptığını, farklılık yaptığını ve kendini ne kadar iyi hissettiğini fark edeceksin diyor. Stay realistic, realistic ol, gerçekçi ol. To get rid of the excuses, kurtulmak demekte. Mazeretlerden kurtulmak için you need to have goals. Evet, hedeflerin olmalı. But as I previously said, daha önce de söylediğimiz gibi keep them realistic and attainable. Yani bu hedefleri böyle çok uçuk şeyler yapmamak lazım. Onları gerçekçi ve ulaşılabilir kılın hedefleri. Even small goals can bring you huge changes. Yani küçücük hedefler bile size çok büyük değişiklikler getirebilir. The key is to keep trying and to not give up. Evet, anahtarsa burada denemeye devam etmek ve pes etmemektir. Altıya bakalım. Stop blaming others and take responsibility for your actions. Evet, başkalarını suçlamayı bırak ve kendi hareketlerinden sorumluluğunu al. Kendi hareketlerinin sorumluluğunu al. It is no one's fault that things are not working the way you want them to. Yani senin olmasını istediğin gibi bir şeyler olmazsa eğer bir başkasının sorunu değil aslında. Kimsenin suçu değil. It's your fault and the result of your own behavior. Bu senin hatan ve senin kendi davranışlarının sonucu. You need to accept this. Bunu kabul etmek zorundasın. And take responsibility instead of dwelling on your own mistakes. Evet. Bunu kabul etmen lazım öncelikle. Ve kendi hataların üzerinde çok fazla durmak yerine sorumluluk almak. Sorumluluğunuzu alın diyor. Yani en önemli şey budur. Evet. No excuses. Don't let your later become never. Or your maybe to become now. Evet, let müsaade etmek, izin vermek demek. Daha sonra yaparım ifadesini asla olmasına müsaade etme. Ya da belki dediğin şeyin hiç olmamasına müsaade etme diyor.
The sooner you realize that you have the potential to make things right and lead a much better and fulfilled life, the better it will turn out for you. Evet. The sooner the better kavramı kullanılmış. Yani komparatif yapıları kullanılmış. Yani sen ne kadar kısa süre içerisinde işleri daha iyi yapacağına dair potansiyelin olduğuna inanırsan, buna fark edersen, daha iyi bir hayat yaşayacağına inanırsan, the better it will turn out for you. Ve o senin için daha da iyi olmaya başlar. Her zaman söylenir ya, olumlu konuştuğun zaman olumları çağırmış olursun hayatında. Next time when you are faced with a situation where you are required to take action, whether it is something small or life-changing, think of how much you can actually achieve and go for it. Evet. Diğer zamanda da when you are faced with a situation where you are required to take action ve bu harekete geçmen gereken bir durumla karşılaştığında da whether it is something small or life-changing, yani bu çok küçük bir şey de olabilir. Hayat değiştiren bir şey de olabilir yani. Böyle bir durumla karşılaştığında think of how much you can actually achieve and go for it. Evet. Sen onun üzerine nasıl başarılı olacağına ve üzerine gideceğinle ilgili düşün. Don't rely on excuses to get you anywhere in life because they don't. Evet, en önemli cümle burası. Rely on güvenmek demekti. Hayatta seni bir yerlere götürebilmesi için mazeretlere güvenmeyi bırak. Because they won't. Çünkü seni hiçbir yere götürmezler diyor. They are just keeping you away from your own happiness. Onlar sadece seni kendi mutluluğundan uzaklaştırmaya başlar. Uzaklaştırır. So why use them? O zaman neden kullanıyoruz onları? Güzel bir paragraftı. Güzel bir makaleydi aslında. Bu konuyla ilgili düşünebiliriz. Aklınıza gelen şeyleri paylaşmak isterseniz her zaman yazabilirsiniz. Evet, makale okumaya devam. İyi günler.